Süper Lig'de haftanın önemli maçında Trabzonspor'la Galatasaray karşı karşıya geliyor. Trabzon açısından Galatasaray için ifade ettiğinden çok daha fazla anlam ifade eden bir maç. Çünkü hakikaten ilk devreye baktığımızda tabii puan olarak çok gerilere düşmedi Trabzonspor ama yani mesela belediye karşısında da bunu gördük. Bunun dışında da genelde bir istikrarsızlık söz konusu ve hani böyle bir galibiyet, mesela Galatasaray karşısında elde edilecek bir galibiyet, onlar açısından hani bu maçı istemek açısından daha hani Galatasaray'a göre biraz Galatasaray biraz daha rahat, Fenerbahçe'yi yenmenin verdiği bir rahatlık söz konusu. Onlar açısından artık hem Türkiye Kupası da olmadığı için hani hem Şampiyonlar Ligi her şeyden önce ön planda, hem de hani ne kadar Fenerbahçe maçı da dahil bence bir türlü istenilen futbolu sahaya yansıtamamış. Mücadele olarak hakikaten iyi mücadele eden bir takım. Hani hocalarının verdiği görevi ki Fatih'in böyle söyledi. Yani oyuncularından memnundu görevi yenildiğini. Hani futbola baktığımızda, Galatasaray kadrosuna baktığımızda biraz o kadronun kalitesinden uzak bir futbol sergiliyorlar ve buna rağmen hani ligin ikinci sırada yer alan takımlarıyla arasındaki 5 puan farklı. Antalya'nın bir maçı eksik. Onu söylemek lazım ama böyle bir fark yaratmış olmaları Galatasaray'ı biraz daha rahatlatıyor. Çünkü yani iyi bir kadro var Galatasaray'da ve kötü oynadıklarında bile kazanıyorlar. Ama şöyle söylemek lazım. Hiçbir maçı Galatasaray elinde tutamıyor. Bu bir türlü mesela Fenerbahçe karşısında da yani kontra atak yapamadılar. Skoru arttıramadılar. Üstünlüklerini skor anlamında, maçı ellerinde tutma anlamında bir türlü alamadılar ki bu sadece Fenerbahçe için de geçerli. Mesela Elazığ deplasmanında da aynısı oldu. Yani çok ekstra durumlar oldu. Hani Melo'nun penaltıyı kurtarması dışında ama bir penaltı kazandı Elazığ Spor ve maçı beraberliğe taşıyabiliyordu. İçeride ya da dışarıda Galatasaray'ın böyle problemleri var. Bunu bir türlü çözemediler ve bunu çözemedikçe de bir sıkıntılar yaşayacaklar. Ama ligin geldiği konum itibariyle de dediğim gibi hani bir türlü bu olumsuzluklar cezalandırılmıyor. O yüzden de Galatasaray hala zirvede ve puan farkı önde duruyor. Trabzon açısından daha önemli, daha hayati yani iki takım var isteme anlamında. Ama işi zor Trabzonspor'un. Ligin az gol yiyen takımı ligin çok gol atan takımlarından birisiyle karşı karşıya geliyor. Trabzonspor az gol yiyor ama Trabzon gol bulmada da sıkıntıları var. Yani 19 gol Trabzonspor gibi bir takım için diyorum hep, yani kadro kalitesi için bence çok az. Bunu arttırmaları lazım. Bu maçta alt üst tercihinde ben alt tercihini sizlere tavsiye edeceğim. Galatasaray'dan bir beraberlik bile bence iyi olabilir. Çünkü dediğim gibi onlar biraz daha rahat devre arasına girilirken rakiplerinin önünde olmanın verdiği rahatlıkla. Ama yani taraf bahsinden ben uzak durup burada alt tercihini sizlere tavsiye edeceğim. Benim bu Trabzonspor Galatasaray maçıyla ilgili yorumum gol bahsinde alt tercih.